Artık kurtuluşun yok. Elin mahkum. Kamburumuzu düzeltmeden boşanamazsın o adamdan. Alo Zehra, neredesin kız sen kaç saattir? Niye açmıyorsun telefonlarımı? Anne... Dur, araya girme. Daha bitirmedim. Kulağını aç, beni iyi dinle. Kıyamet de kopsa o nikah bitmeyecek. Bilmem kaç ay sonra adını dula çıkarıp öyle elinde bavulla gelmek yok bu eve. Ya anne neden anlamak istemiyorsun? Bu anlaşmalı bir evlilik, bunu kabullen artık. Madem öyle, o anlaşmayı bozacaksın Zehra Hanım. Anne anlaşma bozulursa ben borçlu çıkarım. Tazminat. Bana bak Zehra, anlaşma manlaşma diye yeme beni. Evlilik bu kızım, evlilik. Evliliğin anlaşması mı olurmuş? Anne yalan mı söyleyeceğim sana? Sözleşme imzaladım diyorum. Tamam, yarın getireceğim sana sözleşmeyi. Okuyunca her şeyi anlarsın. Eğer yine bir oyun çeviriyorsan, gelir o konağa, ikinizin başına yıkarım, bilmiş ol Zehra. Ah anne ya. Neden haber vermeden çekip gittin? Çünkü gitmek zorundaydım. Bu mesele artık kapanmalı. Anladın mı beni? Annen bir daha benim karşıma çıkmayacak. Anladım. Ne güzelsiniz siz. Hep böyle kalın olur mu? Tertemiz. Hayatta iyi şeylerin de olduğunu fısıldayın bana. Kötülüklerin geçici olduğunu. İnsanlar kötüyü kendileri çağırır. Seçimleri biz yaparız. Bazen o kötü... Çağırmasan da gelir seni bulur. Her şeye rağmen bütün zorluklara katlanırsın. Aslında bir dakika bile tahammül etmeyeceğin insanlara tahammül edersin. Hep onu düşünüp sabredersin. Evet. Ailen için her şeyi yapabilirsin. Ama tahammül edemeyeceğin insanlarla bazen yan yana gelmek zorunda kalırsın. Aldırmayın siz ona. O hep böyle. Kaba, egoist, zorba. Siz hep böyle kalın olur mu? Mis gibi. Ne dedin sen? Hiçbir şey.